Menkul için strateji platformunun yuvarlak masa toplantılarında aralık seansı tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz uluslararası yatırımlar ve avantajları. Çok değerli konuklarım var. Hanımefendilerle başlayalım. Bağlı Elif Pekçetin, Felix International Dubai Uluslararası Ticaret Uzmanı. Evrim Karayel, Karayel Partners Uluslararası Yatırım Yönetim Yönetim Kurulu Üyesi. Sayat Delice, Ankor USA Yönetici Ortağı. Ben Deniz de Gayrimenkul için Strateji Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersun. Nasıl başlayalım arzu edersiniz? Var mı bir öncelik sıralamanız yoksa direkt olarak hanımefendilerden başlayalım mı? Uluslararası gayrimenkul yatırımlarının hem ticari bir işletme alanı olarak hem de bireysel yatırımcılar anlamında bize ne gibi fırsatlar sunduğunu bu dönemde, önümüzdeki dönemde de ne gibi fırsatlara gebe olduğunu birazcık sizlerden anlamak aslında bir amacımız. Bu minvalde siz Dubai bölgesine ve Körfez bölgesine hakim, bu işlerle ilgili çalışan bir profesyonel olarak bize neler anlatmak istersiniz? Nerelere dikkat ediliyor? Genelde yatırımcılar ne taleplerle geliyor veyahut da bireysel kullanıcıların dikkat ettiği ana konular nedir sizin bölgeniz özellikle? Böyle başlayalım, ondan sonra parça parça diğer bölgelere geçelim. Evet, öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon için bir arada olmaktan ben de mutlu oluyorum. Şimdi benim birkaç şapkam var. Neden söylüyorum? Çünkü Dubai bizim için ve özellikle gayrimenkul piyasası için çok önemli öncü bir şehir, daha doğrusu eyalet. Genelde Dubai iki olsa oluyor ama aslında ülke değil orası. Birleşik Arap Emirlikleri'nde en çok ticaretin yoğun olduğu, gayrimenkulün ön planda olduğu önemli bir uluslararası ticari hub. Bu bağlamda diğer ülkelerden ve diğer ticaret yapabileceğiniz noktalardan en önemli farkı Dubai size bir hayat stili de sunuyor. Yani ben orada bir ticaret yaptığım zaman veya bir yatırıma girdiğim zaman hem bireysel anlamda hem de ticari anlamda Dubai'de yaşama şansım daha kolay. Yani herhangi bir ülkeye siz ayrıca gittiğiniz zaman, göç ettiğiniz zaman karşılaşacağınız sorunlarla Dubai'de bu işlemlerin hızı çok çok daha hızlı bir şekilde olabiliyor. En büyük avantajımız bu diyebilirim. Kültürel olarak diğer coğrafi bölgelere baktığımız zaman kültürel olarak Türkiye'ye daha yakın bir kültüre sahip. Sıcak bir ülke olması bence genel önemli avantajlarından bir diğeri. Yaklaşık dünyanın 3'te 2'sinde en fazla 8,5 saat uzaklıkta. Bu ne anlama geliyor? 25 yıldır ben dış ticaret yapan, hem Türkiye, Dubai ve Amsterdam'da şirketlerin sahibi olan bir kişi olarak şunu söyleyebilirim ki, uluslararası ticaret yapanlarımız bilir. Eğer siz farklı coğrafyalarla işler yapıyorsanız, maalesef haftanın 7 günü 24 saat çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü Amerika ile çalışıyorsanız gece çalışacaksınız. İşte Japonya ile çalışıyorsanız yine aynı şekilde. Bizim Körfez ülkeleriyle çalışıyorsak saat farkı nispeten diğer ülkelere oranla daha ulaşılabilir düzeyde oluyor. Yani hem de dünyanın ortasında olduğunuz için o coğrafyalara çok daha rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Ve en önemlisi de 200'den fazla milliyet Dubai'de yaşadığı için siz farklı coğrafyalar için çok rahatlıkla sadece orada yaşadığınızdan ötürü farklı ticari işbirliklerine gidebiliyorsunuz. Yani çocuğunuzun okulundaki sınıf arkadaşının babasıyla bile iş yapma şansınız var. Hint'te bir büyük bir iş adamı olabiliyor bu. Hani çok çarpıcı bir örnek vermek istedim. Ama bunun dışında Uluslararası Ticaret Odası, Dubai Ticaret Odası'nın altında Ticaret İletişim Komisyonu Başkanlığı'nı da yürütüyorum ben. Bu tarz organizasyonlara, bu tarz topluluklara çok açık ve bütün dünyayı bu noktada kucaklayan bir yer Dubai. Türkiye'de yapın. Uçak seferleri çok fazlasıyla var. 4,5 saatte ulaşabiliyorsunuz. Bunlar avantajlı noktaları. Avantajlı olmayan noktası ise yazın. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Benim size tavsiyem Haziran'ın sonu, Temmuz başıyla Eylül'ün sonuna kadar mümkünse Dubai'de bulunmayın. Tek dezavantajlı olan kısmı. Bu onun dışındaki prosedürler
olsun. İşte gayrimenkulde satın almalar için Golden Visa denilen 10 yıllık bireysel yatırımcılara yine aynı şekilde ailesiyle birlikte yaşayabilirsiniz. Bütün bunlardan rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Kısaca söyleyebileceklerim bunlar. Ama soru cevap şeklinde. Güzel, bunları da o zaman açarak gideyim. Şimdi ben daha önce Palm Island'ın yapımında inşai tarafında bulundum. Ondan sonrasında MR döneminde de o bölgeyi çokça takip etme şansım oldu. Bizim son dönemde yaptığımız Evrim Bey'le konuşmalarda da Evrim Bey hem bizim gayrimenkul için strateji platformunu yönetim kurulu üyesi ama aynı zamanda bizi Dubai'de bir taraftan temsil ediyor. Oradaki ticaret odasında da yönetim kurullarında görevleri var. Mesela Evrim Bey de bana Dubai bölgesinin, Körfez bölgesi içinde son dönemde müthiş bir yatırım fırsatı oldu. Hemen hemen hiç satılacak mal bulunamadı. Geliştirmenin inanılmaz avantajlar sunduğunu anlattı. Siz bu bağlamda Dubai'yi nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani yatırımcılar anlamında bu fırsat ne boyutta şu an için? Artı tabii eski özellikle 2008 global krizinde de bizim gözlemlediğimiz Dubai'nin hep çıktığı dönem ve hep indiği dönem olur. Bu çıkışı ne kadar süre için beklememiz evet. gerektiğini söyleyebiliyorsunuz. Evet. Bunu da bilgi alabilirsiniz. Evet. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi Bursa'nın dış ticaret yapanmış şirketin sahibiyim. Değişim Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Yürütme Kurulu'nda geçen sene KEP toplantısı yaptık. KEP yani DEİP olarak genç şartlarla gene aynı şekilde hükümet görüşmelerimiz oldu. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler yaklaşık bir 8 sene maalesef gerçek anlamda kötüydü. Ve bu da Türk yatırımcıların önünü ciddi anlamda kesen bir noktadaydı. Dubai dışındaki diğer emirliklerde, yani Abu Dhabi, Resel Kaymak gibi toplam 7 emirliğimiz var Dubai dahil. Bu emirliklerde ticari yatırımlara, Türk vatandaşlarında bazı problemler çıkıyor. Şimdi geçen sene yapılan bu toplantılar ve anlaşmalar neticesinde öncelikle bu engeller önümüzden kalktı. Yani bu size rahatlıkla söyleyebilirim ki, bugün Dubai'ye bir Türk vatandaşı olarak geldiğinizde ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin herhangi bir eyaletine Türk vatandaşı olarak geldiğinizde rahatlıkla prosedürleriniz, işlemleriniz hızlı bir şekilde kaygısız yapılabiliyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta pandemi gerçek manada Birleşik Arap Emirlikleri'ne etkilemedi. Yani bizim işlerimiz hiçbir zaman durmadı. Biz daha çok Dubai'de yaşıyoruz. Yani çocuk okulu orada gidiyor. Oradan hani anlayabiliriz ne kadar yaşadığımızı. Dolayısıyla orada işler devam etti. Gayrimenkul sektörü de buna dahil. Pandemide nispeten düşüşler oldu. Emlak piyasasında ciddi anlamda işte düşüşler oldu. Ancak pandemi sonrasında o düşüşün yani örnek veriyorum 3'te 1 fiyat düşüşleri varsa şu anda 2 kat artışlar var veya 3 kat artışlar var. Yani düştüğü oranda değil, düştüğü oranda en az 2 kat oranında fazla gayrimenkul piyasasında artışlar var. Şey konusunda haklısınız, yani çok fazla proje yapıyor. Çünkü ülkede çok fazla yabancı yatırımcı var. Dolayısıyla finansal manada çok ciddi bir likit akışı var. Ülkenin de bu likit akışını en çok değerlendirdiği sektörlerin başında emlak sektörü geliyor. Dolayısıyla da çok fazla projeler var. Ve bu projelerde benim size tavsiyem, özellikle emlak sektöründe sizlerin önemli bence altını çizmen gereken bir nokta. Dubai ile Birleşik Arap Emirlikleri farklı projelerin belki de dünyada ilk ve tek sayılabilecek birçok projenin ciddi anlamda merkezi. Yani en azından bir ziyaret etmeniz bile ufkumuzu çok ciddi anlamda bu noktada açacağımı düşünüyorum. Bu süreç ne kadar devam eder? Ortalama yani benim gözlemleme istatistiki olarak baktığımızda ortalama 7-8 yılda Türkiye'de de aşağı yukarı böyle oldu. Bir kriz ortamı oluyor ama bu dünyada oluyor. Yani sadece bir ülkeyi o kriz ortamından dışarı tutmak çok mümkün değil. Dubai'de de oluyor ve bir kervansaray olduğunu söyledim. Bunu neden söyledim? Çünkü sirkülasyon çok fazla. Ticaret yapanlar veya çalışanlar veya yatırım yapanlar
o sirkülasyonun içerisinde, o 7-8 yıl içerisinde o şey devre dahi oluyor. Ama ortalama emlakalar, normal bireysel yatırımcı olarak söylüyorum, ortalama 10-12 yıl civarında getirinizi, yapmış olduğunuz yatırımı geri iade alabiliyorsunuz ki bu rakamda oldukça iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. 2 senede yaptığınız yatırımı geri alıyorsunuz. Kiralar çok yüksek. Yani emekliliği için mesela bizim orada çalışan birçok tanıdığımız kişi var. Emekliliği için oradan bir ev alıp, çünkü bizim en önemli özelliği Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerinin çoğunda böyle. Bizim çok alışık olmadığımız, hatta birçok Türk'ün de duyduğu zaman şaşırdığı bir şey. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1 dolar her zaman 3.65 dirhem. Yani sabah kalkınca dolar çıktı, işte akşam yattık dolar düştü, işte bizde böyle bir şey olmuyor. Bu da ne yapıyor? Ticareti, yatırımları çok ciddi anlamda keskin çizgilerle belirliyor. Dolayısıyla sizin de kafanız rahat. Yani oradan bir gayrimenkul satın aldığınızda bugün kirası 5000 dolara karşılık geliyorsa biliyorsunuz ki 10 yıl sonra da 5000 dolarımı alacağım ben. Bu da bence çok önemli bir avantaj. Stabilite sağlıyor. Evet. Peki hazır Evrim Bey'den devam edeyim. Dubai'den bahsettim. Dubai'deki rollerden, oradaki fırsatları dinlediğimden bahsettim. Ama hani onun dışında Maldivler'de işte bildiğim iki tane otel projesinin üstleriniz bir fil başında oldunuz. Onun haricinde çok sayıda kuruma hem taahhüt konularında hem gayrimenkul geliştirme konularında Amerika'dan işte Asya'ya, Türkiye Cumhuriyetleri, Avrupa'ya yatırım danışmanlığı alanında destek oluyorsunuz. Artı son dönemde de bildiğim Almanya, Hollanda yatırımları evet. var. Bu bağlamda gayrimenkul yatırımcısı açısından da, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin yatırım iştahları açısından da nereye yönlendirmek lazım? Hangi sebeplerle, hangi sahiplerle bunu yapmak lazım? Bize biraz aydınlatırsanız. Yani, tabii farklı ülkelere, farklı coğrafyalara yatırım yapma fikri nereden başlıyor diye başlıyor. Bunu daha yüksek getiri elde edebilme birinci konu. İkinci önemli konu ise dövizle getiri elde edebilme konusu. Yani artık Türk firmaları bugün dövizle getiri elde edebilme ne demek olduğunu gayrimenkul sektörüne daha fazlasıyla algılamaya başladı. Bu önemli bir konu. Core business'ınız neyse, bir gayrimenkul geliştirme ise ona göre doğru bir coğrafyada port geliştirmek lazım. Core business'ınız bir turizm yatırımcılığı ise bu sefer turizmin olduğu coğrafyaları seçmeniz gerekiyor. Lojistik yatırımcısınız da lojistik değil portlara gitmek. Ben bu anlamda dünyanın birçok farklı ülkesinde birçok yatırımın ayağa kalkmasına destek oldum. Hem Türk hem yabancı yatırımcılara. Burada şunu gördüm. Yatırımlara yapabilmek için yapabilite önemli öncelikle. Yani Türk yatırımcısı Türkiye'de yaptığı gibi yurt dışına yatırımlara girdiği zaman büyük maliyetlerle karşılaşıyor. Oraların kurallarını iyi öğrenmek lazım. Yaptığınız coğrafyadaki işleri iyi öğrenmeniz lazım. Ve o coğrafyanın kurallarıyla süreci ilerletmeniz lazım. İlk başta yüksek maliyet gibi görülen oranın kuralları toplamda size maliyet avantajı gerçekten yaratır pozisyona geliyor. Diğer bir konu da core business'ınıza göre bölge seçmek. Örnek veriyorum, bir turizm yatırımcısıysanız dünyanın her yerinde turizm yatırımları güzel getiriler elde ediyor. Güzel karlılıkları var. Türkiye'de buna bir örnek. İspanya'da örnek, Fransa'da. Ama benim gördüğüm kadarıyla mesela Asya kıtası, özellikle Maldivler bölgesi, veya Kamboçya, Vietnam tarafı turizm yatırımlarını gerçekten inanılmaz öne çıkan coğrafya konumunda. Neden derseniz dolar bazında 7 yılda 8 yılda geri gelen yatırımlar var. Yani yatırımın o return of investment dediğimiz geri dönüş yılı veya dediğimiz değerlendirme fizibilitesel kriterleri 8 yılı gösteriyor. Mesela Maldiv özelinde şöyle bir data vereyim. Ülkenin toplam tesislerindeki toplam doluluk %80. 3 yıldızlı, 5 plus yıldızlı fark etmez. Toplam doluluk %80, yani her tesis en az %80 dolu yıl ortalamasında. Şimdi bunlar çok ciddi rakamlar. Neden? Çünkü dünya mesela turizmde oraya doğru akmaya başlamış konumda. Ama tabii ki Kamboçya dediğimiz zaman da ister istemez politik riskler içeriyor. O riskler de yine yatırımın geri dönüşünü biraz geri çekiyor. Fakat yapan yatırımcılardan mutsuz olan var mı? Yok. Ben bir Kamboçya, iki tane Maldivler'de otel geliştirdim. Yatırımcılar gayet güzel bir şekilde paralarını kazanıyorlar ve gayet de mutlular.
Hatta bir yatırımcımız şimdi bir ada daha organize etti. Tekrar devam ediyor yatırım yapmaya. Lojistik yatırımlarında Seyat Bey daha güzel detaylı bilgi verecektir ama benim gördüğüm Amerika inanılmaz ön planda. İnanılmaz karlı. Yani dolar bazında 10-11 yılda yatırımınızı geri alabiliyorsunuz. Bakın dolar bazında. Yine aynı şekilde Hollanda ve çevresi Avrupa'da mesela lojistik tesis yatırımlarında yine çok karlı. Euro bazında 11-12 yıllarda yatırımınızı geri döndürebiliyorsunuz. İyi bir tesis, iyi bir yatırım, iyi bir strateji de daha önce de olabilir belki bunlar. Dolayısıyla işinize göre, yani yapmak istediğiniz yatırıma göre bölge seçmek lazım. Avrupa'da şu an çok ön planda olan yatırımlar neyler? Hastane yatırımları mesela çok ciddi oranda dikkat çekiyor şu an. Yaptığınız hastane tesislerinin geri dönüşleri Euro bazında 13-14 yıllarda şu an için. Ve işletmeme sorunu yok artık. Neden? Çünkü çok fazla doktorumuz Avrupa'ya yerleşmiş durumda. Eskiden bir hastane açacaksanız doktoru nereden bulacağım derdiniz. Şimdi artık herkes kendi sertifikası lisansı Avrupa'da, Hollanda'da, Almanya'da şu an en önemli yatırımlardan biri. Konut, gayrimenkul hiç söylemiyorum zaten inanılmaz büyük ihtiyaç var. Özellikle de oraya olan gerek Suriyeli, gerek Afgan, gerek Türk, onu da artık koymak lazım. Göç etme heyecanından kaynaklı ciddi bir konut açığı gündeme gelmiş durumda. Konut yatırımları da şu an Euro bazında gayet iyi yıllara gelmeye başladı. Yani uzun lafın kısası dünyanın birçok ülkesinde döviz bazlı getiri elde etmek kolay. Burada önemli olan kendi işinize uygun doğru ülkeyi seçebilmek. Seçtikten sonra o yatırımı nasıl ayağa kaldırabileceğinizi iyi analiz edebilmek. İşte biz de bu noktada devreye giriyoruz aslında. Core business'ınıza göre hangi ülkelerin senin uygun olduğuna karar veriyoruz. Ardından o yatırımı ayağa kaldırabilmek için gerekli finansal planlamanızı yapıyoruz. Finansal planlamanın arkasından vergi optimizasyonu en önemli konu. Çünkü çok ciddi vergilerle karşılaşabilirsiniz. Türkiye'de bu işleri organize etmek çok kolay ama uluslararası pazarda çok kolay değil. Yanlış bir hareketle bütün kurgu bozulabilir. Onu doğru kurgulamak gerekiyor. Bütün bu evrak işleri diyeyim size planlandıktan sonra bu sefer işin yapılması boyutu başlıyor. Orada da hem teknik olarak, hem projesel olarak, hem uygulama boyutunda ciddi bir bilgi birikimine, ülkelerin bilgi birikimini bilen insanlara ihtiyacımız oluyor açıkçası. O konularda da destek verip yatırımları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz bizler. Teşekkürler. Seyat Bey'e geleyim. Seyat Bey tabii daha önce GLL background'u. Burada uzun yıllar beraber çokça yan yana geldik. Arkasından Ankor'u kurdu. Arkasından şimdi Ankor Amerika'ya doğru açıldı. Amerika bu bağlamda niye bir tercih sebebi oldu? Çünkü son dönemde benim bildiğim yerel yani Türk geliştiricilerden biriyle de Amerika'da yeni projeler planlaması var. Yavaş yavaş bunların haberleri internette, televizyonda falan dolanmaya başladı. Amerika'nın bu anlamda genel hem global finansal çerçevedeki rolü ne? İki, ne tip fırsatlar sunuyor? Amerika'da ne buldu Ankor? Ve şu an neler görüyor? Amerika'da nelere yatırım yapma? Yani demin işte konutun çok yerde iyi bir yatırım aracı olabileceğini ifade etti Evrim Bey. Siz ticari taraflarda da bildiğim kadarıyla çeşitli çalışmalar içindesiniz. Neleri ön plana çıkarıyorsunuz? Hangi yatırımları? Bireysel bazda da, kurumsal bazda da gayrimenkul anlamında ne fırsatlar sunuyor Amerika? Amerika'ya yatırım zaten uzun yıllar önce televole seviyesinde Türk insanının gündemine gelmiş bir yatırım aracı. Burada bireysel ve kurumsalı ayırmak gerekiyor. Çünkü bireysel yatırımcının başka motivasyonları olabiliyor. İşte bir ev alayım, çocuk okurken orada kiraya alırız. Bir ev alayım, şimdi çok popüler bu aralar, Airbnb olarak çalıştırırım, kira getirisinden daha çok para gelir. Bunlar hep böyle fantaziler. İşte bir ev alayım, işte sonra o evin kirasıyla bir ev daha alayım, alırım. Bir ev parasıyla iki ev alayım, mortgage'ı kullanırım işte finansal. Ya Amerika'da oyun çok büyük ama bireysel yatırımcının Evrim Bey'in bahsettiği gibi atladığı nokta vergilendirme. Yani yatırım yaptığınız eyaletteki eyalet vergisi, ondan sonra gelir vergisi, gayrimenkul için ödeyeceğiniz property tax, bunları alt alta koyup bir de evin eskime payını oraya yapacağınız yatırımları düşünürseniz bireysel olarak yatırım yapmak
biraz acemice ve para return olarak size çok cazip bir fırsat getirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eğer dediğim gibi bir organizasyonunuz yoksa, Airbnb'de işte 16 tane daireyi çalıştırmıyorsanız böyle bir heyecanınız yoksa, ama kurumsal olarak baktığınızda pandemide özellikle 2015'ten beri ben işte New Jersey, daha çok East Coast'ta küçük küçük multifamily işlere yatırım kendim de yapıyordum, grup olarak da yapıyorduk. Orada bizim ailemizin belli istasyonları var. İşte strip mall dediğimiz ticari gayrimenkul yatırımları var. Florida'ya pandemi gelmedi. Pandemide bütün Amerika Miami'ye göç etti. Güney Amerika Miami'ye göç etti. Aynı Dubai gibi Miami bir anda Amerika içinde bir European, South American ve American business hub'a dönüştü. Yani eskiden bir emekliler şehri olan Miami bir anda Miami is for business diye, yani oradaki yerel yönetimlerin de ittirmesiyle böyle bir göç almaya başlayan bir eyalet oldu. Bir Miami, iki Texas, ondan sonra da North South Carolina, böyle state'ler geliyor. İşte Portland, Oregon falan. Bunlar bir anda Miami'de yükselen trendler oldu. Bunların biri yaşam tarzı. Pandemiden dolayı işte bu işte virüsten kaçmak için daha sıcak eyaletler. En önemlisi uzun yıllar bu var zaten. Miami'de state tax yok. Yani siz Miami eyaletine ayrı bir vergi ödemiyorsunuz. Bu da kurumlara inanılmaz ve o kurumlarda çalışanlara, yüksek maaşlı kişilere çok cazip geliyor. Ya Blackstone Miami'ye gelip iki kule aldı. İşte bilmem kaç tane departmanını taşıdı. Herkes çok severek göçtü. Hani Amerika'da öyle çok kolay değil. New York'ta çalışan bir profesyoneli gel Florida ikinci bir yer aslında business anlamında, ama bu hareketlenme ile Florida'da bir anda bir konut açığı ortaya çıktı. Çünkü bu göç eden insanlar şehrin merkezindeki işte 1500 dolarlık kiraları 2500 dolara, 3000 dolarlık kiraları 5000 dolara, işte aynı buradaki gibi yol, otoyol etrafındaki, mall etrafındaki böyle gelişmiş neighborhood'daki kiraları %50, 60, 70 bir anda bir konut enflasyonu, yani kiralarda bir rakama ulaştılar. Böyle olunca multifamily proje geliştirme, hani yağmur yağınca şemsiye almak gibi, herkes bir anda multifamily proje geliştirelime başladı. Bu arada City of Miami'de güneye bu yoğunluğu atabilmek için o US 1 dediğimiz işte bizim E5 sayılabilecek otobanın yanına bir Rapid Transit Bus Line oluşturdular. Ve bize işte sunumlar vesaireler, işte böyle inanılmaz görseller. Ben de hatta orada beraber arkadaşlara da espri yaptım. Bunlar metrobüs yapıyorlar diye bana hep diyorlar ki ya cılıkma toplantı, yani bari burada yapma diyorlar. Bunlar Downtown Miami'den South Miami'ye bir metrobüs hattı yaptılar. Biz de metrobüs hattında o bütün o bölge upzoning aldı, yani daha çok imar hakkı. O bölgede küçük küçük arsaları toplama ve işte orada development yapmak için proje geliştirmeye başladık. Ve orada zoning olduğu için, işte zoning'i yükselttikleri için işte 100 daire, 200 daire, 300 dairelik orada bir anda küçük küçük yeni mahalleler oluşmaya başladı. Şu anda yatırımlar o yönde. Ama bir taraftan işte Texas'ta çok büyük lojistik fırsatlar var. South Carolina, North Carolina yine bunlar işte transit hub'lar olarak konumlanabildiği için lojistik anlamında. Townhouse dediğimiz yine böyle bitişik nizam küçük villalar, işte 80 metrekareye oturan ama 3 katlı, o yaşam tarzında ciddi fırsatlar sunuyor. Şimdi bu fırsatları nasıl sunuyor? Dediğimiz gibi kurumsal yatırımcı dolara dolar kira getiri ve küçük paralar koyarak büyük finansmanla kendi işini magnify etme fırsatı var Amerika'da. Siz burada Türkiye'de bu salon toplansak, işte 30 milyon dolar para toplasak, burada maksimum yapacağımız, işte Hakan Bey daha iyi bilecektir, İşte kağıthanede bir tane arsa alırız 2000 metrekare, üstüne de kat karşılığı mı yaparız artık, arsanın sahibiyle ortak mı yaparız, çıkaracağımız daire belli. Amerika'da o 30 milyonunuzu veya 10 milyonunuzu bir anda magnify etme imkanınız var. Yani küçük öz sermayeyi kullanarak eğer projeniz, yapacağınız gayrimenkul geliştirme işi solidse, yani business planınız sağlamsa, hem geliştirme aşamasında, yani arsadan onun projeye dönme aşamasında, hem ondan sonrasında
yüksek finansman kullanabilirsiniz. Tabii ki finansman maliyetli ama size geri dönüşü bunu doğru hesaplanmışsa hani bu projelerin hepsi şu anda sağlıklı olarak ilerliyor. Aynı Dubai'deki gibi yüksek kiralar olan branded residence'lar vesaireler de var. Biz onu sonraki aşamada değerlendirmeyi düşünüyoruz. Çünkü hani yabancıya konut satışı orada da hani onlar geliştirmişler de yabancıya konut satışı denen şeyi. Ama yüksek fiyat, yüksek maliyet, yüksek risk olarak görüyoruz. Hani böyle bir curve yaşanacağını orada da düşünüyoruz. Ama mesela recession free dediğimiz bu multifamily rental kiralama işi ve lojistik işi şu anda hani önümüzdeki herhalde 15 yıl falan bu global ticaret ve global insan hareketi devam ettiği sürece işte Dubai'de de bence Miami'de de belli dünyanın başkentleri diyebileceğimiz yerlerde bence İstanbul'da bundan biri. Yani buraya bir tane de Middle Eastern birini koysan o da der ki biz İstanbul'a geliyoruz siz başka yere gidiyorsunuz. Yani böyle bir hareket var dünyada. Zaten fırsat kovalıyor dünyanın tamam aslında global yapıya geçişleri peki burada yani Türkiye'den de çok benim de bildiğim işte Amerika'da yatırım yapan, ev alan vesaire orada belli beklentilerle mülk sahibi olan tonlu insan var. Ancak burada herhalde en çok yaşanan problem bir bu varlık yönetimini kimin yapacağı, nasıl yapacağı, kime güvenilebileceği bu anlamda. İki, bunun bakım onarım gibi veya yıllık masraflar gibi kalemleriyle ilk başta vaat edilen getirilerin çok hızlı şekilde aşağıya düşebilecek olması. Bunlarla ilgili yani bunun hem tabii burada önemli konulardan biri yatırımın nerede yapılacağı, vergisel avantajlar düşünülerek. İki, hangi yolun izleneceği. Üç, bu yatırımlara ilişkin finansal yapıların nasıl kurulacağı. Orada da aslında merak ettiğim konulardan biri. Crowdfunding imkanları ile mi genelde insanlar burada yatırımı tercih ediyor yoksa mortgage imkanlarını kullanarak bir finansal kaldıraç kullanarak bunu yapmayı tercih ediyorlar. Sizin Amerika özelinde bireysel yatırımcıya tavsiyeniz ne yönde olacaktır onu merak ediyorum. Şimdi Amerika'da 50 bin dolardan 50 milyon dolara kadar ev var. Siz o ara bracket'ta nereye geliyorsunuz ona bakmak lazım bu kurla. Eskiden Türkler 500 bin dolarla 2 milyon dolar arasında çok rahat hareket edebiliyorlardı. 500 bin dolara da EB-5 programı var. EB-5 programı işte Citizenship by Investment aslında. Citizenship by Real Estate de var işte. Golden vizalar, Portekizler, Yunanistanlar. Hani o başka bir motivasyon zaten. Şimdi o 500 bin dolar oldu 800 bin dolar yerine göre 1 milyon dolar. 1 milyon dolar şu anda 18 milyon 640 bin TL. 18 milyon 640 bin TL'si olan kaç tane bireysel yatırımcı var? Kaç tanesi Amerika'da bu parayla EB-5 motivasyonuna girebilir? Onun yerine sizin crowdfunding dediğimiz aslında işte bu equity gathering veya equity partnership dediğimiz yani biz burada parayı toplayıp bu bahsettiğim arsalardan alsak hani sizin bir daireniz olup o dairenin yönetimi, temizliği, kiraya verilmesi, property tax'i yenilenmesiyle uğraşacağınıza 300 daireli bir projenin bir hissedarı olmanız bana daha mantıklı geliyor. Yani gecelerini web sitelerinde, şimdi herkes öğrenmiş Zillow.com, Realtor.com vesaire. Oralarda daire kovalamaya harcayacağına insanlar bu tarz motivasyonları olsa daha doğru. Çünkü Güney Amerika, Brezilyalı da Miami'de daire alıp kiraya vermeyi düşünüyor. Hani biz bu kadar real estate geçmiş olan profesyoneller olarak bir fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için o dediğiniz crowdfunding'i aslında belki burada küçük küçük kendimiz proje grupları oluşturup bu işlere girebiliriz. Lojistik olabilir, strip mall'lar olabilir. Çünkü bizim işimiz bu hani regeneration, eski yapıları alıp geliştirme, yenileme vesaire. Çünkü gerçekten bizim gibi yani Türkler gibi dünyada çalışan gayrimenkul konusunda bilgisi olan inşaat, taahhüt işinde bu kadar deneyimli bir millet yok. Gerçi bir tekside de deneyimliyiz yani. Şöyle herkes kumaşını emiyor ama inşaatın da ya burası kaliteli mi, kalitesiz mi bilip bilmeden o paralarını kimseye kaptırmasınlar derim ben yani. Özellikle Amerika'da vergi yükü çok fazla çünkü. Peki Emre'ye geleyim buradan. Amerika'ya niye yatırım yapılır, Avrupa'ya niye yatırım yapılır veya işte
Körfez bölgesine niye yatırım yapılırın bir ötesinde bir de geliştiricilerin doğru şekilde lokalize olması da önemli işte. Tabii. Evet, yani belki Amerika'da yatırım yapmak için Amerika'da lokalize olmak çok büyük bir mecburiyet ama Avrupa'da bizim hani en azından yaptığımız araştırmalarda nerede lokalize olacağımız çok değişebiliyor. Hollanda'da, Almanya'da işler yapıyorsunuz. Bu minvalde bize ne önerirsiniz? Yani hem vergisel boyutuyla hem işçi sirkülasyonu anlamında hem malzeme tedariği anlamında nasıl bir yol izliyorsunuz? Geliştiricilere bu anlamda neler öneriyorsunuz? Nasıl bir giriş stratejisi öneriyorsunuz? Ortaklıklarla girmek mi? Yoksa bir Greenfield Development dediğimiz sıfırdan bir pazarı tanımaya çalışmak mı? Sizin bu minvalde bize önerebilecekleriniz neler? Evet. Şimdi bu anlamda şunu söyleyebilirim. Tabii yatırımın boyutuna göre, şekline göre baştan kurgulamak gerekiyor. Yani her yatırımı belli bir çerçeveye oturtmak çok kolay olmuyor. Ama genel hatlarıyla Avrupa'da yapılacak bir konu projesi üzerine konuşmak gerekirse kesinlikle bir kere çok iyi bir, o bölgede iyi bir mali müşavirimizin olması gerekiyor. En önemli konu o. Güveneceğiniz, inanacağınız ve sizi gerçekten düzgün bir şekilde takip edecek bir mali yapı kurmanız gerekiyor. İkinci konu ise paranın kontrolünü elinde tutacak iyi bir teknik yöneticiye ihtiyacınız oluyor. Ya bu en önemli konu bu ikisi bence. Çünkü neden? Avrupa için konuşursak maliyetler çok yüksek. Aldığınız her bir ürün doğru ve uygun fiyatlı doğru yerde alınması gerekiyor. Aksi takdirde çok yükseliyor maliyetiniz. Bunu kontrol iyi bir teknik yönetici yapabiliyor gayrimenkul yatırımlarında. Bu bir hastane olabilir, bir ofis binası olabilir, bir konut da olabilir. Bu base kadro bu yani. İyi bir mali ekip ve iyi bir teknik yönetici veya bir teknik kadro diyeyim ben size. Bu yapılaşmayı kurduktan sonra bu sefer artık projenize özel malzemelerinizin tedarikiyle ilgili bütün dünyadan tedarik etmeniz gerekiyor. Özellikle Avrupa'da yapacağınız yatırımlarda ben malzemeyi Avrupa'dan alacağım dediğiniz zaman çok yüksek maliyetlerle yine karşılaşıyorsunuz. Aynı konu mesela şey için de geçerli. Orta Asya'da yapacağınız veya Asya kıtasında yapacağınız yatırımlar için de geçerli. Malzemeyi ben o bölgede alacağım dediğiniz zaman yüksek maliyetler. Ben kendim genelde ağırlıklı olarak sanayi ürünleri dediğimiz inşaat malzemelerine örnek veriyorum seramik veya doğal taşı olabildiğince elektrik mekanik Türkiye'de üretilenlerine Türkiye'den tedarik ediyorum. Nasıl tedarik ediyorum? Oradaki normlara uygun olan malzemeleri listeletiyoruz. Alıp gümrüğünü yapıp ülkelere gönderiyoruz. Mesela Mardin Adalarında yaptığım otellerde hemen hemen %60 oranında Türkiye'nin malzemesi kullanıyor. Tabii ki Çin'den de aldım, Malezya'dan da aldım, Yeni Zelanda'dan da aldım. Tayland'dan aldık. Dünyanın birçok ülkesinden malzemeler aldık ama %60 yine Türkiye'den. Şimdi Avrupa'da yaptığım projelerde yine aynı şekilde. Malzemelerin %60-70'i yine Türkiye'den alınıyor. Spesifik bazı konular var, özellikle elektromekanik konular. Onları başka bir ülkeden tedarik edemiyorsunuz. Olduğunuz yerden yapmanız gerekiyor. Yani Almanya'da bir yatırım yapıyorsanız o malzemeleri oradan almalısınız. Amerika'da özellikle yapıyorsanız Amerika'dan almalısınız. Yani seraminizi, mermerinizi gönderebilirsiniz her yerden. Ama kesinlikle elektromekanik ekipmana girmemeniz gerekiyor. Bunlar yıllarca edindiğimiz tecrübeler. Projesi de burada istediğiniz projeyi çizdirin. Architect of Record diye bir şey var. Hani burada imza çıkıyor. Evet. Burada benim kuzenim mimar ya çizdirizle olmuyor yani. Olmuyor. Tutmuyor. Normlar tutmuyor. Oradaki ana şebeke bağlantı çapıyla sizin buradan gönderdiğiniz aksam örtüşmüyor. Veya orada ikinci, diyelim ki örnek veriyorum tamamen, musluğunuz bozuldu. Yeni bir musluğu aldığınız zaman takamıyorsunuz. Buradan gönderdiğiniz musluğu takabiliyorsunuz ama bozuldu mu bitti. Bunlar falan edindiğimiz tecrübeler olduğu için söyleyebileceğim şu, ekipman ve malzeme tedarikinde elektromekanik dışındaki bütün elemanları dünyanın her yerine almanız lazım. Biz Türkiye'de çok ucuz maliyetlerle inşaat yapıyoruz, emin olabilirsiniz. Devamlı gündemimizde biz pahalı yapıyoruz diyoruz da değil aslında. Biz Türkiye'de ucuz maliyetlerle, oldukça uygun maliyetlerle inşaatlar yapıyoruz. Yurt dışına gidince bunlar çok artıyor, aşırı yüksek. Hala yarı yarıya durumundayız denilebilir. Evet, yani aynen. Dolarları konuşuyoruz burada.
yurt dışında 2000 dolarların altında pek metrekare maliyeti yaşı yakalayabilir. 2500'ler hatta belki. Hem dolar hem euro olarak. Avrupa'da euro 2500 lira, Amerika'da 2200 dolar. Rakamlar bunlar. Dolayısıyla alacağınız malzemeyi bütün dünyadan toplamanız lazım. Tek bir noktadan değil. Ekibi de aynı şekilde bütün dünyadan toplamanız lazım. Sadece olduğunuz coğrafyadaki ekiplere bağlı kalırsanız yine maliyetleriniz artıyor. Yine ben örnek vereyim. Asya'da otelleri geliştirirken Bangladeş'ten olsun, Hindistan'dan olsun, Sri Lanka'dan olsun mühendisler çalıştı. Bugün Avrupa'da bizimle beraber çalışan, Romanya'dan gelen, birçok farklı ülkeden gelen teknik ve uygulama kadrolarımız var. Amerika'yı zaten söylemiyorum. Yani Meksikalısından tutup İspanyoluna, Hintlisinden tutup İngilizine kadar ekipler var. Burada önemli olan yurt dışı yatırımlarına başladığımız zaman kadrolaşma ve ekibi en uygun şekilde tutmamız gerekiyor. En öncelikli konu çünkü maliyet oluyor. Yatırım çok pahalıya mal oluyor. Doğru kurgulamazsanız yatırımınızın geri dönüşü küçük bir hatayla 2 yıl atar. Normal bir hatayla 5 yıl atar. Tamamen Türk mantığıyla Türkiye'de yapar gibi yapıyorum derseniz 7 kat atar. Yani 7 yıl atar. Ciddi rakamlar. Yani 10 yılda finanse edeceğiniz bir yatırımı 17 yıla çıkarırsınız. Neredeyse %70 kaybınız var. %80 kaybınız var. O yüzden proje bazlı değerlendirmek. Bileninden danışmanlık almak. Bileniyle başlamak önemli konu. Birinci projeyi sizin de ilk başta söylediğiniz gibi o coğrafyada daha önce tecrübe edilmiş birileri yapmak her zaman fayda yaratıyor. Bu her zaman faydadır. İşin başında bir ortaklık yapı kurgulamak doğru strateji. Ama devamlı devam etmeyebilirsiniz. Başında kullanmanız yeterli fakat. Peki biz yani en azından 4-5 senedir yurt dışında yatırım yapılmalı. Türk firmaları çok iyi bir gayrimenkul ve inşaat know-how'u biriktirdi. Bunu yurt dışında da paraya çevirip Türkiye'ye bir şekilde bu dövizleri sokabildiğini sokmalı. Yatırımcılar da yurt dışında bu paraları kazanıp Türkiye'de harcamaya başlamalıyı çok konuştuk. Bir şekilde çevremizde de geliştiriciler de ya yurt dışında yatırım yapalım diyorlar. Evet iyi diyoruz. Bireysel eşimiz, dostumuz, arkadaşımız da ya yok mu diyor yurt dışında alabileceğimiz bir gayrimenkul. Var hadi yapalım diyoruz mesela. Bir şekilde bu hiç umduğumuz o portföy zenginleştirmesi, portföy çeşitlendirmesini yakalayamıyoruz. Hangi tehditler, hangi çekincelerle buralarda geri kalıyoruz? Hani 3 aşağı 5 yukarı hepiniz bunun farklı avantajlarını anlatıyorsunuz. Bunun dezavantajları veyahut da tehditleri neler gördüğünüz? Nelere özellikle dikkat etmeyi salık veriyorsunuz? Evet. Şöyle söyleyeyim. Aslında istekli ve niyetli olan çok fazla firma var. Yani çok fazla insan var. Yatırım yapmak isteyen de çok fazla kişi var. Birincisi bu yurt dışına yatırım yapan kitle diyeyim. Kendini biraz kapalı ve gizli tutuyor. Önce oradan başlayayım ben. Yani aslında çevrede yurt dışında mal almak için harekete geçmiş, hatta almış olan çok fazla insan var. Ama bunlar çok fazla gür sesle konuşmuyorlar. Gerçekten çok ciddi bir Türk kitlesi, Türk vatandaşlarımız son 2 yılda, hatta son 3 yılda diyeyim yani bu pandemiyle başlayan sezondan beri yurt dışına yatırım yapıyorlar. Ve çok ciddi yatırımlar yaptılar. Tabii çekinceleri de olanlar da oluyor. Yani herkes başlayıp sonuçlandıramıyor. Buradaki geliştiriciler anlamından şunu konuşabiliriz. Geliştirici maliyetleri görünce korkup çekiliyor. Artı uluslararası finansmana ulaşmak Türk firmalar için çok kolay değil. Çünkü o anlamda çok fazla bilgi birikimine sahip değiliz. Yani bizim inşaat şirketlerimiz, geliştirici firmalarımız inşaat yapma odaklı firmalardır. Bunları Fransızlara doğru baktığınız zaman biraz daha fazla mühendislik ağırlıklı ve Almanlara bakınca mühendislik ağırlıklı olur. İngiliz, Amerikalılara dönerseniz de finansal ağırlıklı olur. Hepsi inşaat şirketidir ama iç yapılaşmaları böyle yapılaşmıştır. Bir Amerikalı veya bir İngiliz'in dünyanın herhangi bir yerinde para bulması çok kolaydır. Çünkü yapısı, ekibi, finans altyapısı, finans çevresi ona göre kurulur. Bir Türk yapı tamamen yapmaya odaklıdır. Dolayısıyla o kanallara ulaşamadığı için
ilk baştaki yatırım maliyetlerinden korkup çekilir. Bu şekilde ben en az 10-12 tane firma sayabilirim size. Biri Fili son 4-5 yılda önümde yaşadığım örnekler yani. İkinci konu ise vergi boyutu yine. Aslında buradaki en önemli konu vergi boyutu. Türkiye'de mevcut kanunlar, kurallar ve devamlı çıkan yönetmelikler dediğim vergi optimizasyonu yapmak firmalar açısından çok kolaylaşmış durumda. İşin aslı bu. Devamlı bir af çıkar, devamlı bir düzeltme yapılır. Devamlı bir şeyler vardır açıkça konuşmak gerekirse. Ama bu artık stabil, ekonomisi stabilleşmiş ülkelerde böyle değil. Yani bir Almanya, bir İngiltere, bir Amerika veya bir Fransa, Hollanda gibi ülkede bu kadar kolay değil. İnsanlar yaptığı yatırımlarda vergi ödeme boyutunu hesapladıkları zaman ya bu yatırım çok da karlı olmuyor gibi bir izlenime kapılıyorlar. Bundan dolayı da geliştiricilerin çekildiği oluyor projelerde. En önemli konu bu iki dediğim kolay çıkacak konuşmak. Mesela sen biz finansal olarak getiriyi doğru şekilde ispat mı edemiyoruz o zaman buradaki geliştiricilere, yatırımcılara? Yani normalde zaten Türkiye'de %5-%6 dolar bazında para kazanabilir standart bir yatırımcı. Bunun birazcık çevresi olan, birazcık fazla parası olan 7-8'leri yakalayabilir. Herhangi bir inşaat yatırımı veya başka bir sanayi yatırımı yapmıyorsa da bu rakamların çok üstüne çıkamaz. Ama hani demin bahsetmiş olduğunuz rakamlarla zaten %11-12 getirileri netle yakalamak mümkün. Buna rağmen ama tatminkar olmuyorsa niye anlatmakta eksik kalıyoruz sizin görüşünüz? Ben finansmana ulaşmakta zorlandığını görüyorum. Ana problemin olduğunu görüyorum. Veya para burada elinde, kontrolünde, kendi denetiminde, o paranın yurt dışına götürüp yatırıma aktarılmasında çok fazla çekinceli davranıyorlar. Biz parayı düşürmekteyiz ticari anlamda. O parayı düşürmekten çekiniyor yatırımcılarımız. Yani bu da uluslararası platformda çok fazla hareket etmediklerinden kaynaklanıyor. Mesela taahhüt firmalarımız bu anlamda çok hareketliler. Çok rahatlar. Örnek veriyorum Rusya'da, Orta Asya'da, son dönemde Afrika'da, özellikle Kuzey Afrika'da, yeni yeni Middle East bölgesinde, eskiden çok fazlaydı, durulmuştu, şimdi tekrar başladı. Çok fazla taahhüt firmamız çok hızlı hareket ediyor. Binlerce metrekare iş yapıyor, binlerce çalışan çalıştırıyorlar, işçi çalıştırıyorlar, nasıl çalıştırıyorlar. Onlar o kadar çekingen değil, hareketli. Fakat gayrimenkul geliştirici firmalar elde ettikleri sermayeyi yurt dışında kaybetmekten çekiniyorlar. Bu çekincelerinden kaynaklı çok hızlı bir şekilde işlere giremiyorlar. Çok düşünüyorlar. Elif Hanım, peki bu benzer piyasalar, Körfez bölgesi, Türkiye, hem kültür olarak benzerlikleri var, hem yapısal benzerlikleri var. Bize göre tabii ki finansal anlamda daha geniş imkanları var, daha geniş finansal kaynaklar sunabilme şansları var ama gerek vergi optimizasyonu anlamında, gerek son dönemde hem taahhüt firmalarında hem gayrimenkul geliştirme şirketlerinde bölgeye olan talep anlamında bir artış olduğuna göre Dubai diyebiliriz, Birleşik Arap Emirlikleri diyebiliriz veya Körfez bölgesindeki ülkeleri genel olarak da yorumlayabilirsiniz. Bize neler sunuyorlar? Burada bizim için tehdit oluşturabilecek konular var mı? Veyahut da sizin özellikle vurgulamak istediğiniz, dikkat çekmek istediğiniz noktalar var mıdır? Şimdi öncelikle vergi Birleşik Arap Emirlikleri'nde yok. Bizim danışmanlık yaptığımız müşterilerimize bunu söylediğinde genelde tepki şöyle olur, hiç mi yok? Çünkü inanamıyorlar, nasıl yok, nasıl vergi yok? Yani ne kişisel olarak ne de kurum olarak hiçbir şekilde vergi yok, sıfır. Özellikle serbest bölgede şirketiniz var ise genel ticaret veya aktivitesi üzerinden yapmış olduğunuz cironuzun üzerinden herhangi bir vergi alınmıyor. Ama bununla birlikte mainland diyoruz, ana karaya yapılacak olan ticaretlerde sadece %5 KDV var. Şimdi önümüzdeki yıl bir kurumlar vergisi gelecek ama şimdi ülkenin yapısı ve anlayış buna uygun olmadığı için o birazcık bence zaman alacak. Yani hala vergi yok diyebilirim. Yani pratikte bunun tam uygulanabilir olacağını kendileri de düşünüyorlar. Çünkü daha çok yeni bu yasayı resmi gazetede çıkardılar. Ama uygulama konusunda mutlaka problemler olacak. Çünkü KDV'de aynı şeyler yaşandı. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla bence herhangi bir yatırımcının, dünyanın herhangi bir yerinden gelen bir yatırımcının
verginin olmadığı bir coğrafyada legal olarak, bakın çünkü bu şöyle baktığımız zaman dünyanın birçok bölgesinde vergi olmayan ülkeler ve yerler var. İşte offshore'la çok fazla karıştırılıyor Dubai'deki şirketler. Şimdi offshore şirketle Dubai'de kurulmuş bir şirket arasında çok büyük bir farklılık var. Neden? Offshore şirket zaten reputasyonu düşük olan bir şirkettir. Yani normalde de ben 25 yıldır ticaret yapıyorum ve müşterimlere de aynı şekilde danışmanlığını yaptığımız firmalarımıza da hani offshore olan bir firmayla asla biz çalışmıyoruz. Çünkü reputasyonu yok. O sizin para transferlerinizde, kredibiliteye ulaşmanızda hep problem yaşatacak bir noktadır. Dolayısıyla Dubai'nin en önemli avantajı bu. Hem vergi yok hem de legal olarak siz orada bu avantajı yaşayabiliyorsunuz. Yani bir işte burada çok fazla zikretmek istemiyorum diğer ülkeler ama işte listeler açıklanıyor vesaire. Yani böyle bir durumumuz yok. Çünkü orada gerçek bir ticaret söz konusu. Bu bizim birinci avantajımız. Dezavantajımız noktasına geldiğimiz zaman dedik ki evet kültürel olarak yakınlığımız var. Ve biraz önce sizin de tahmin ediyorum bahsettiğiniz şeyde yani o coğrafyalardan gelenler işte İstanbul'da yaşamak istiyorlar, burada gayrimenkul alıyorlar vesaire. Doğru ama bir dönem için gelmek istiyorlar onlar. Avrupa'ya neden gitmiyorlar? Burası Müslüman bir ülke, yediğim içtiğim rahat edeyim istiyor. Ona göre de ucuz geliyor İstanbul, o yüzden geliyor. Ama bu bizim hedefimiz olmamalı. Bizim hedefimiz daha büyük olmalı. Çünkü tamam gelen Türkiye'ye gelen turiste veya yatırım yapan firmalarda ya şirket alımları söz konusu ya da gelen turistlerde gelirlerine baktığınız zaman Dubai'ye gelen turistlerle maalesef aynı değil. Bir başka önemli husus da Birleşik Arap Emirlikleri'nde genelde petrolden gelen bir kazanç olduğu düşünülüyor ama şu anda 300 milyar doları geçti. Petrol dışı ticaretten ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri çok ufak bir ülke olmasına rağmen, kendi içerisinde üretimi çok az olmasına rağmen 2023 yılını ihracat yılı olarak ilan ettiler. Bu ne demek? Yani ben dediğim gibi 25 yıldır ihracat danışmanlığı da yapıyorum. Türkiye'de biz aslında gerçekten bollukta yaşıyoruz. Baktığınız zaman şurada gördüğünüz birçok şeyi biz üretebiliyoruz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde burada gördüğümüz birçok şeyi üretemiyorlar. Ancak bundan katma değerli ihracat satışları yapan kim? Onlar. Maalesef biz bunu avantaja çeviremiyoruz. Dolayısıyla pazarlama anlamında, elimizdeki kaynakları optimum seviyede kullanma anlamında oralardan bence öğreneceklerimiz var. Biraz da ön yargımızı bırakmamız lazım. Çünkü bizim özellikle Körfez ülkeleri ve Arap dünyasının genelde Türklerin bakış açısında karıştırılıyor. Ben özellikle de bunun altını vurgulamak istiyorum. Kuzey Afrika bölgesindeki Fas, Cezayir, Tunus, Libya bunlar Kuzey Afrika Arabıdır. Bir de Orta Doğu ülkelerin Arapları var ve Körfez ülkeleri. Bunların üçünün yapısı çok farklı. Körfez ülkelerinde sizin dediğiniz gibi zengin tabir ettiğimiz ama bütün dünyayı çok iyi bilen Araplar. Yani onların her birinin en az birkaç kıtadaki coğrafyada zaten evleri var, yatırımları var. Hani dünyayı çok çok iyi bilen Araplar yaşıyor orada. Konuyu toplamam gerekirse dezavantajı olarak size bence Türklerin olabileceği tek şey aslında Ervin Bey'in bahsettiği şey Türklerin bakış açısı. Çünkü dediğim gibi ihracatta da ben bunu çok fazlasıyla gözlemliyorum. Çok büyük şirketlerde. Çünkü bir de eğitim şapkam var benim. Gezi Ticaret Odası'nın ihracat danışmanlığını yapıyorum. Orada proje yönetiyorum. Çok büyük burada hatırı sayılır firmaları bile maalesef Emre Bey'in söylediği gibi birincisi eleman konusunda eksiklikleri var. İkincisi Türk bakış açısı. Biz öncelikle para kazanalım ondan sonra yatırım yapalım mantığıyla gidiyoruz. Ama bu Körfez ülkelerinde asla olmayacak bir şey. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü Körfez ülkelerinde siz herhangi bir firmadan toplantı talebinde olduğunuz zaman bile o kişi size trading license dediğimiz kendi yani bizim ticari lisans kadetemizi ister. Yani sizin orada bir şirketiniz var mı yok mu bunu bilmek ister. Ve ona göre hareket eder. Çünkü orası bir kervansaray. Çok gelgeç yeri. O yüzden lokaller, özellikle işte geliştiriciler veya işte inşaat firmaları veya taahhüt firmaları iş yapmak istedikleri firmaları orada yerel olarak bulunan firmalardan seçiyorlar. Yani
yani dışarıdan almak istemiyor. Şimdi mesela Annok, Abu Dhabi'nin çok büyük bir hüküm firması. Onlardaki genel politika, hükümet şirketlerindeki genel politika, bizim içeriden alabildiğimiz ürünler veya satışını yapabileceğimiz ürünler olan şirketler varsa oradan alıyoruz. Eğer yoksa o zaman uluslararası pazardan bakıyoruz. Yani onun dışında asla almıyorlar. Yani bu konuda çok fazla konservatif yaklaşıyorlar olaya. O yüzden benim size tavsiyem, eğer o bölgelerde yer almak istiyorsanız mutlaka en azından bir serbest bölgede bulunan bir şirketinizin olması, ana kara olmasa bile, orada mutlaka bir şirket kurmanız, yine Evrim Bey'in bahsettiği gibi bunların operasyonu için mutlaka orada bulunan yine lokal firmalarla işbirliği yapmanız bence hayati önem taşıyor. Benim burada kullandığım bir kavram var, global diyorum ben ona. Yani global firma mantığıyla lokal hareket etmeniz gerekiyor. Bunu yapan firmalar pandemide büyüdü. Ama bu bakış açısı olmayan, önce işte ben para kazanayım sonra yatırım yapayım diyen firmalarda maalesef şu anda pek varlıklarını koruyamıyorlar diyebilirim. Yani en önemli bence dezavantaj, yani pazar olarak dezavantaj, ciddi anlamda yatırımınızın cebinizde olması lazım. Bu bakış açınızın olmaması gerekiyor. Bir ön yargıyla değil, tamamen orada bir şeyler geliştirmek ve o zaman da kendinizi tanımanız ve onlara tanımanız gerekiyor diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ben elimden geldiğince farklı coğrafyaları, farklı alanları sorularla birbirine bağlamaya çalıştım ama son hani soru cevaba geçmeden önce sizlere tekrardan söz vereyim. Sizin eklemek istediğiniz, özellikle vurgulamak istediğiniz başka bir kendi alanınızla ilgili, kendi coğrafyanızla ilgili bir konu var mıdır? Yoksa eğer yavaştan soru cevaplara doğru geçmeyi düşünüyorum. Glokal'den ben katkı yapmak istedim. Türkiye'de global marka veya global şirket sayısı zaten... Yani çok havay oldu. O da uçuyor her yer. Yani Türkiye'de... Şimdi belki gülenler olur. Türkiye'de 3 tane markası var şu anda. Dediğiniz gibi Türk Hava Yolları, Galatasaray ve Nusret. Yani başka işte Beko'yu sayabilirsiniz arkasından. Bir kere biz bu power brand, süper brand kavramına biraz kafa yorup oradan global olup oradan lokal olabiliriz. Yani bu bizde uluslararası iş yapma kültürü, işte Evrim Bey'in çok güzel anlattığı gibi, sadece yani taahhüt üzerine kurulu. Yani biz kendi markamızla oraya gidip orada birine iş yaptırma işlerine daha yeni yeni başlıyoruz. Biz mesela aynı dediği gibi bir co-developer'la çalışıyoruz orada. Çünkü Miami tamamen bir Küba göçmenler ve işte kaçıncı jenerasyon artık işte oradaki city, yani devlet dairesi diyebileceğimiz yerler, onlarla deal edebilecek insanlar olması gerekiyor. Hani ben buradan Şişli'den kalktım, gittim elimde bir çanta parayla arsayı aldım, izinleri çıkarttım, bir durum yok. Amerika'da her şey çok şeffaf. Ama siz nerede iş yapıyorsanız ilk etapta o parayı düşünmemek için biz bir co-developer pozisyonunda hareket etmeye çalışıyoruz. Bu globalden buraya inecek olursak, profesyonel şirketin amatör ruhla uluslararası tarafta bence iş geliştirmeye çalışıyor olması lazım. Yani o parayı düşürmemek için siz 3 tane, 5 tane yıldız ekibinizle ama hani zehir gibi insanlarla bu projeleri geliştirip bir return generate edebiliyorsanız evet uluslararası iş yapabilirsiniz. Ama orada şirket kiralayacağım, hani logoyu koyacağım, beni havaalanından alın. Bunlar artık bu kadar hızlı gelişen dünyada çok zor. Serbest bölgede şirket kur, serbest bölgeden Delaware'e indir, arada Hollanda'yı kullan. Hani bunları bileceksiniz, bunları hani danışmanlarla çalışacaksınız. Lokal bu işin uzmanlarıyla çalışacaksınız ki buralarda parayı düşürmeyin, Evrim Bey'i. Bana sorsan çarpılmayın derdim de o biraz önceki aslında Türk mantaliteden kastım da oldu. Yani Türk bakış açısından, maalesef Türk bakış açısı bu anlattığınız hikaye. Ondan sıyrılmak gerekiyor. Yani biraz daha farklı gözlerle dünyaya bakmak gerekiyor. Çünkü en başta sizin dünya insanı olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve artık zaman, iklim, coğrafi koşullar, hani şöyle görebilirsiniz, sosyal medyaya baktığınızda sanki dünya birmiş gibi görünüyor. Bir yandan bir
Ama öte yanda lokalle gerçekten çok farklı. Yani hepimizin farklı ajandaları var. O yüzden lokal olmak ancak lokal yaşadığınız zaman mümkün oluyor. Şimdi dışarıdan ben gittim herhangi bir ülkeye, iki gün ziyaret ettim, bir ay kaldım, üç yıl yaşadım da lokal maalesef olunmuyor. Yani belki aynı anda birçok coğrafyada olmanız gerekiyor diyebilirim. Ben de şöyle bir katkıda bulunmak isterim. Biz Türk yatırımcılar, Türk gayrimenkulcüler aslında birçok şeyi yapabilecek kapasitede bilgi birikimine sahibiz. Bakın mühendislik anlamında Türk mühendisliği çok ilerlemiş durumda. Gerçekten dünyanın her yerinde projelendirme konusunda artık tam yetiliyiz. Eksiğimiz yok, fazlamız var. Uygulama anlamında yine çok iyiyiz. Dünyanın her yerinde her türlü ekipmanlarla bütün inşa yatırımları veya bütün fabrika yatırımlarını yapabilecek konumdayız. Aynı zamanda artık dünyada da her yerde iş yapabilir aslında ekiplerimizi de bulabiliyoruz. Yani o ana Türk bakış açısı, ben her şeyi yaparım, ben her şeyi bilirim dediğimiz konu artık kırılmaya da başladı. Hem dünyaya açılma zamanı, hem iş yapma zamanı. Ben Türkiye'de... kabiliyetimiz de yüksek. Yani. Çok yüksek, evet. Bukalemun gibi ben Türkleri bukalemun gibi dedim. Biz bukalemun gibiyiz, her ortamı gerekli bulabiliriz. Bunlar önemli yetiler, önemli yetenekler. Yani biz Türk toplumundaki önemli bir ayırıcı özellik bunlar. Bunları kullanan yatırımcılarımız, gayrimenkulcülerimiz dünyanın her yerinde iş yapabilirler. Çekinecek, korkacak, hiçbir şey yok yani. Yeter ki doğru ekip kurulsun, doğru kadro kurulsun, doğru yapılar kurulsun. Ve bütün dünya bizi bekliyor. Bakın bugün gayrimenkul satış yetimize bakalım. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, onu geçtim, Orta Doğu'ya iniyorum. Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Irak, İran, dünyanın her milletinin nasıl bir gayrimenkul ihtiyacı olduğunu bilen pazarlama ekiplerimiz var. Öyle değil mi? Her pazarda satışımız var. Her pazarda Türkler gayrimenkul satıyor. Neredeki gayrimenkulü? Türkiye'dekini. Bir Azeri'ye veya bir Iraklı'ya, İranlı'ya neden Avrupa'da da mülk satamayalım? Bunu yapmaya engel ne var? Hiçbir şey yok. Çünkü paranın geleceği kaynak zaten bizim pazarlama ekiplerimizde. Dolayısıyla satış sıkıntımız yok aslında. Gelelim uygulamaya. Yani Türk müteahhitlerden daha çok inşaat bilen bir tek Çinliler var bu dünyada. Sıralamada üçüncüyüz biliyorsunuz. Amerika, Çin, Türkiye. Amerikalı zaten taşeron kullanıyor. Saymıyorum onu birinci olarak ben. Çin ve Türkiye bir ve iki dünyada. Dünyanın her yerinde her türlü inşaatı, her türlü yatırımı, gerek fabrika olsun, gerek hastane, gerek otel, gerekse bir gayrimenkul rezidansı projesi olsun. Hepsini yapabilecek mühendisliğe ve işçiliğe vardır. Nerede işçilerimiz? Türkiye'de. Nerede? Irak'ta. Nerede? İran'da. Nerede? Afganistan'da. Pakistan'da. Ben çalıştırdım. Bangladeşlisini, Hintlisini. Bu şu demek. Dünyanın birçok ülkesindeki usta ve farklı dilleri konuşan insanları çalıştırabiliyoruz. Entegre edebiliyoruz bu şekilde. Tatlı dilimizle, güler yüzümüzle belki kültürümüzün bir parçası olan düşünce sistemimizde sonuçta başarıyoruz. Milyonlarca metrekare inşaatı dünyanın her yerinde yapabiliyoruz. Burada da çekilecek bir şey yok. Demek ki o zaman ne yapmak lazım? Dünyaya açılmak lazım. Zaten bizim genlerimizde bu yok mu? Ben hep konuşmalarımda anlatıyorum bunu. Yıllar önce kılıçları kuşanıp ata binerek dünyayı fethederdi atalarımız. Öyle değil mi? Şimdi de uçaklara binip kalemler cebimizde yine fethedeceğiz. Başka bir farkı yok yani. Aynen katılıyorum. Hatta şunu söylemek de mümkün. Yani gayrimenkul ve inşaat anlamında gerçekten çok yetkin kadrolarımız var. Finansal yeterlilikleri zayıf. Finansal yeterliliği yüksek olan kadrolarımız var. İnşaat ve gayrimenkul anlamında bilgileri zayıf. Ya inşaatçılara ve gayrimenkulcülere finansal olarak donatmanın yoluna bakacağız. Veyahut da bu iki grubun bir arada nasıl çalışacaklarını problemsiz bulmanın yoluna bakacağız. Bu ikisinden birini yapsak gerçekten global anlamda gayrimenkul ve inşaatta Türk firmalarıyla yarışabilecek çok fazla ülke olduğunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık, eğer başka eklemek istediğiniz bir belki şey... Belki ODTÜ'ler vardır zamanında. Şu anda Miami, Missoni, New York'taki Aman Tower'ı ve Una Tower'ı Miami'de ODTÜ'lü mühendisler yapıyor. Hatta bizim Amerikalı ortak dedi ki dünyadaki en iyi inşaat mühendislerini ODTÜ'lü ben olarak tanıdım dedi. Amerika'daki o geliştirici paylaşmak istedim. Ben ODTÜ'lü değilim, keşke olsaydım.
kendilerini. Uzun saçlı bir arkadaş vardı ama dışarıda. Vardı ama yok şu an, öyle mi? Şimdi sorulara doğru geçeyim arzu ederseniz. Cansu Hanım'ı gördüm önce bir. Cansu Hanım. Soru olarak değil de optin olarak ben. Ha, optin olarak. Pardon. Tamam. Peki, teşekkür ediyorum. Buyurun. Yayından gelen bir soru var Evrim Bey, sizin konuşmanız sırasında maliyetlerle ilgili. Neden ekipmanlar sadece Türk olmuyor demiş. Bu konuda nasıl maliyet artıyor demiş. Ben bunu şöyle tamamlayayım. Şimdi bizim Türkiye'de maliyetlerin ucuz olduğunu söylediniz diğer Avrupa ülkelerine veya Amerika'ya göre. Biz burada inşaat maliyeti ürünlerini büyük çoğunlukla biz kendimiz ürettiğimiz için mi burada daha ucuz? Yurt dışında, Avrupa'da, orada daha çok ithal edildiğimiz, çünkü farklı ülkelerden malzeme temin ettiğinizi söylediniz. Bundan dolayı mı pahalı oluyor orada? Şöyle söyleyeyim, en önemli konu burada bizim Türkiye'deki inşaat maliyetlerimizin, malzeme maliyetlerimizin işçiliklerden ve mühendislerden kaynaklı düşük olması. Bugün Türkiye'de bakın asgari ücret ne kadar? 5.000-6.000 lira. Dolara vurun ne kadar yapıyor? 200-300 lira. Yani açıkçası bizim malzeme üretimiyle ilgili olarak maliyetlerimiz çok düşük. Ham maddeler, ülkemizde tedarik edebildiğimiz ham maddeler için yine düşük. Seramik buna bir örnektir. Doğal taş buna bir örnektir. Aslında birçok fazla ekipin %30'a yakınını %100 Türkiye'deki kaynaklarla yapabiliyoruz. Avrupa'ya gittiğimiz zaman ise ve Amerika'ya gittiğimiz zaman ise bir genel gider maliyetleri çok ciddi artıyor firmaların. Yani Avrupa'da üretilen zaten çok az sanayisi inşaat malzemeleri anlamında çok teknolojik ekipmanlar üretiyorlar. Onlar bizim daha çok ürettiğimiz inşaat malzemelerinden çıkmaya çalışıyorlar. Daha teknik ürünlere yöneliyorlar. Hem o teknik ürünlerden kaynaklı malzemeler daha pahalı, hem de genel giderlerden kaynaklı. Yani bugün Avrupa'da 3.000 Euro'dan aşağı maaş yok. 2.500 Euro'dan aşağı. Yani bir işçi 2.500 Euro'da biz Türkiye'de 250 dolar veriyoruz. Aradaki farklar bunlardan kaynaklanıyor. Çok fazla analizini yaptım. Yani 20 yıldır dünyanın 40 farklı ülkesinde 1 milyar dolara yaklaştı neredeyse gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, yatırımcılar adına. Hep bu gerçekle karşılaştık yani biz. Malzemeleri olabildiğince Türkiye'den veya yine ucuz ülkelerden tedarik edip götürmeniz size ciddi bir fiyat avantajı sağlıyor. Teşekkür ederim. Bir sorum daha var. Şimdi Dubai ile ilgili başladığımız için şimdi bir konut sorunundan, hani konut sıkıntısından, arz sıkıntısından bahsettik. Biz bunu Türkiye'de konuşuyorduk ama yurt dışı için de çok fazla katıldığım toplantılarda duyuyorum. Özellikle Londra pazarında çalışan bir Türk gayrimenkul danışmanlık firmasında da bunu duydum. Ve kendilerine sorduğumda alan, yani arsanın olmadığı noktasında, o yüzden maliyetin çok arttığı, fiyatların çok arttığı, arz eksiği olduğu yönünde bir açıklama getirmişti. Bu Dubai için de böyle mi? Yani Dubai'deki konut eksikliği veya arz sorunu veya globaldeki bu sorunun ana kaynağı ne yani? Açıkçası Dubai'de böyle bir sorun yok. Yok. Çünkü çok fazlasıyla projeler var. Ve zaten farmdan bahsettiniz. Farm tamamen doldurma. Yani denizi, yani arsa zaten yok zaten. Dubai'de zaten öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. İşte çöl işte ne oluyor? Arsa oluyor. Zaten hani olmayanı var ettik değil mi? Evet, evet. O yüzden orada öyle bir problem olmuyor. Yok, sadece onların en büyük derdi hep enleri yapmak. Yani hep böyle işte bütün dünyanın, biliyorsunuz Dubai bir pazarlama harikası. Evet. Yani ismini bilmeyen, dediğim gibi hani Dubai vizesi diye geçiyor. Hani baktığınızda değil, Birleşik Arap Emirlikleri vizesi bile denmiyor. Evet. Dolayısıyla da oradaki o temel amaç hani projelerin o anlamda bir arz talep dengesi var diyebilirim. Anladım, anladım. Teşekkür ederim. Var mıdır başka sorunuz? Buyurun lütfen. Benim aslında 3 tane sorum var. Buyurun. 3 konuşmacıda ilgilenen sorular. Elif Hanım'la başlayalım. Adı Turan Yeni Bulatı, Prosulası Vestes Solutions. Daha konu konut olan Dubai mi yoksa bana göre daha elegans olan Abu Dhabi mi tercih ettiği bitiyor? Evet. Konut yatırmak için. Konut yatırmak için şöyle, Abu Dhabi daha konservatif bir yer. Ve yabancılara Dubai kadar açık değil. Şimdi Dubai deyince aklımıza zaten cazibe merkezi ve lüks ihtişam geliyor. Tabii işte maliyetlere oranla yüksek karlılıkla satılan, yani her türlü ürün ve hizmet için söylüyorum, bir alan söz konusu. Dolayısıyla da
Dubai'de dünyanın her yerinden gelen, hani sizin tarihlerinizde belki elegant müşterilere hizmet verme imkanınız olacakken, Abu Dhabi'de daha az bir zümreye gideceksiniz. Bir de orada açıkçası yabancılara bu kadar açık fırsatlar sunulmuyor. Türklere bile daha yeni yeni işte şirket kurumlarda onaylar çıkmaya başladı. Dolayısıyla kesinlikle Dubai diyebilirim. Ya, oturumumuzun, oturum vizenizin olması bir etken mi? Abu Dhabi'yi daha kolaylaştırabilir miyim? Tabii zaten şöyle söyleyeyim, yani vizeler eyalet bazında alındığı için eğer siz Dubai'den vizeniz varsa siz hani Dubai'de oturumunuz olmuş oluyor. Abu Dhabi, Abu Dhabi'de. Tabii giriş çıkışlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, problem olmaz. Ama Abu Dhabi daha çok devletin mahiyetinde olan ve açık konuşmak gerekirse Birleşik Arap Emirlikleri yaklaşık 10 milyon nüfusun içerisinde aşağı yukarı 800 bin kadar lokalin yaşadığı bir ülke. Ve onlar da çok kapalı. Yani geçen gün onu konuşuyorduk. Yani gerçekten ben 10 yıldır bir fiil, 10 yıl uzun süre, aşkın süredir Dubai'de yaşıyoruz. Hani lokallerin evine gittiğimiz, o da işte ticaret odasındaki görevlerimizden vesaire çok yani sınırlıdır. Onlar o konularda gerçekten çok şeyler, kendilerini yani kapalı tutuyorlar. O yüzden kesinlikle Dubai. Sormamın sebebi şu, kardeşim Abu Dhabi'de yaşıyor, oturumu var, bir yatırım yapmak üzere. Dubai mi yoksa Abu Dhabi zorlukları üzerine, o yüzden sordum. Evet, Dubai olabilir ama yatırım bazında onu değerlendirmekte fayda var. Tabii ki. Bir de yatırımın niteliğine, tarzı yatırım olacak vesaire. Bunlar sorunuzun cevabını etkileyecek önemli etkenler diyebilirim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Evrim Bey'e bir yine spesifik bir sorum var. Yani Kuzey İtalya'ya ilgili aslında. Agroturizm ile alakalı, turizm yatırımları açısından. Şimdi çok standart hale gelen şarap bağları vesaire, onun üzerine olan agroturizm yatırımları var. Yani Kuzey İtalya'da daha çok fındık üreticileri üzerine bir agroturizm yapılamaz mı? Çok geniş araziler var. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konu geçen yine aynı şekilde bir arkadaşım tarafından bana soruldu. Ya bununla ilgili bir çalışmanız var mı diye sordular. İtalya'da aynı agroturizm üzerine ve Fransa'yı da kattılar onlar. Fransa ve İtalya genelinde tabii yapılabilir. Bana göre çok güzel ve karlı bir yatırım olacağını düşünüyorum. Çok küçük küçük otelleri mesela, daha doğrusu şatovari diyeyim ben size, şato olmayan şatovari eski evleri dekor edip oteli dönüştürüyorlar. Hatta iki tane Türk yatırımcı da var Fransa'da bunu yapan şu an. Güzel paralar kazandıklarını söylüyorlar ama daha çok yeni. Yani yeni gündeme düştü. Ben üzerinde çalışılması gerektiğini düşündüğüm önemli bir konu olduğunu düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Sayat verelim sorumlu. Aslında iki lojistik alanımız olduğu için soracağım. Yine İtalya'da depo problemi olduğunu duyuyoruz. Veyaz konusunda yatırım yapılabilir mi? Bu kârlılık getirir mi? Onu sormak istedim. İtalya ile ilgili çok bilgim yok. Ama lojistik, yani biliyorsunuz konteyner fiyatları işte nerelere kadar çıktı. Şimdi bir normalleşmeye geldi. Yani dünya ticareti tekrar dönmeye başlayacak. Dönerken de tabii ki lojistik en önemli. Yani Türkiye'de de hem şehir içi lojistik çok önem kazanıyor bu dönemde. Yani İtalya'da da böyle, İngiltere'de de böyle. Bu belli başlı port olan yerlerde, işte Miami'de de böyle. Hem şehir içi hem de şehir dışında büyük dev tesisler. Bunların hepsi bence önümüzdeki dönemde, yani Türkiye'de bir bodrum kat bulun, getireverin, yine o da önemli yani. Yani mikro ölçekte depolamadan en büyük ölçekte depolamaya kadar bence lojistik ciddi ticari gayrimenkul anlamında değerlendirilmesi gerekiyor. Çok güzel bir duraklama var, o yüzden sordum. Hani yatırımcısına riskli mi diye. Lojistik olarak ben büyük bir risk görmüyorum. Çünkü siz gidip Greenfield dediği Mehmet Bey'in tarzı bir şey almayacaksınız. Yani belli bir oturmuş bir entitenin bir parçasını alacaksınız veya kiracılığı işleyen bir depo alacaksınız. Hani oralarda hesabına, business planına bakarsanız bence doğru bir yatırım olacaktır. Sıfırdan yapmak çok daha uzun vadeli. Yani sıfırdan yapabilmek için işte Evrim Bey'in anlattığı diğer riskler devreye girer. Siz onun zoningine hakim misiniz? Kime kiraya vereceksiniz? Kim işletecek? Kendiniz mi işleteceksiniz?
loading bay'lerin ölçüsüyle ilgili bilginiz var mı? İtalya'daki o sokağa o tır girebiliyor mu? O yükleme hangi konsümento ile hangi şehirden nereye transfer, yani bir sürü regülasyon giriyor ama orada biriyle birlikte bu işi yaparsanız bu soruların hepsinin cevabı onda olacaktır. Çok özür dilerim, bir ek soru daha soracağım. Amerika'da tax konusunda daha avantajlı bölgelerde, yani flip house konusunda ne düşünüyorsunuz açıkçası? Yani marka bir inşaattan, topraktan iki sene sonra alacağınız bir yer yerine daha flip house'a uygun. Tabii tabii, %100 bence daha getirisi daha iyi olur. Yani Miami'de Tampa tarafını mı tercih edersiniz yoksa, yani Florida özelliği soruyorum. Daha tax düşük olduğu için görecelik. Flip house konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani diğer yüklenicilerden markalı konut almak yerine. Ya iki tane bu seçenek. Gidip hani Bentley Tower'dan bir ev alıp işte 30 bin dolara aylık bir Ukraynalı'ya oraya geçmiş birine kiraya verirseniz hiçbir sorununuz olmaz. İki yıllık da peşin alırsınız ama siz Bentley Tower'dan alıp sonra ben bunun aidatını nasıl ödeyeceğim, bunun asansörünün yenilemesi gelse nasıl ödeyeceğim diye düşünürsünüz yani bence. Çünkü branded residence buradaki gibi Şehrizar, Lalezar'la olmuyor orada. Yani siz Armani Residence'da oturuyorsanız onun da bir bedeli var. Genel giderin içinde sizin ödeyeceğiniz, yani mal sahibi ödüyor. Kiraya verseniz de genel gideri mal sahibi ödüyor. O yüzden hani bizim bu girişimci ruhuyla atlara binmişiz gidiyoruz. Flip house çok cazip. Çünkü orada kimse tadilatla, yenilemeyle uğraşmak istemiyor. Yeni eve geçiyor, gidiyor foreclosure'da, yani iflas etmiş, bankaya düşmüş, şirketlere düşmüş. Milyonlarca ev var. Hani ben iki tane yatırımımı, şahsi yatırımımı öyle yaptım. Biliyorsunuz Florida işte hurricane bölgesi, çatısı uçuyor, garajının kapısı uçuyor, bir şeyler oluyor. Sürekli bir yenilenme işi var. Bu işi yapan YouTube'da bile bir sürü Türk arkadaşımız var yani bu işleri yapan. Hani o dediğiniz o sermayeyi marka konuta yatırmaktansa 6 tane böyle ev alıp flip edip satmak daha mantıklı olabilir. Green card holder'ların avantajı var mı orada? Yani FICO skoruna vesaire bir etkisi var. Green card'ınız varsa vergi avantajı olmaz size, vergi dezavantajı olur. Hani Türk olarak gidip yaparsanız daha enteresan yani şeyler var yani. Köşeyi dönme demeyeyim de ne diyeyim. Kısa yollar, kısa yollar diyeyim. Yani finansmanı daha kolay ama vergi yükü daha fazla olur. Yani finansmanı öz sermayeden koymanız gerekir ama vergi anlamında da avantajımız olur. Çok teşekkür ederim. Philip Flott'a ben şöyle bir destekte bulunmak isterim. Şöyle bir konu var orada. Çok karlı bir iş. Sebebi işin yapım tekniği dünyadan farklılaşıyor. Biz nasıl, mesela herhangi birimiz bir ev yaptırırken ne yapıyoruz? Mermerciyi veya doğramacıyı veya seramikçiyi çağırıyoruz. Kaça yaparsın diyoruz değil mi? Adam diyor ki, örnek veriyorum, 50 bin lirayı yaparım diyor. Anlaştık, el sıkıştık, 50 bin lira. Adamın kârı fiyatın içinde. İşin devamı esnasında sıkıntılar çıktığı zaman çoğu sesini çıkarmaz. 50 bin lirayı alır, 5 kazanacak, 3 kazandım der gider. Amerika'da benim gördüğüm kadarıyla sistem tamamen maliyet artı kar prensibiyle çalışıyor. Bakın bu çok önemli bir konu. Philip Plop'lar o yüzden çok iyi para kazanıyorlar. Örneğin eve alıyor. Ben diyor bunu işte kaça mal ettim? Atıyorum 100 bin dolar harcadım. Üzerine kârını koyup direkt net satıyor. Veya başka birinin o tadilatı yaparken, ben sizin eski bir eviniz var, size tadilat yapıyorlar örnek veriyorum. Oradaki inşaatçı yine maliyet artı kârla çalışıyor. Yani diyor ki bu işin hep maliyet verirler. Hiçbir zaman için bir teklif vermezler. Bu işin maliyeti 110 bin dolar. Ben de %20 karlılık alırım. Sürecin içerisinde o işin maliyeti 500 bin dolara da çıksa o %20'sini alır yine. O yüzden o flip flop'u yapanlar da sadece tadilat yapanlar da evi almadan almış kişilere tadilat yapanlar da benim gördüğüm kadarıyla iyi para kazanıyorlar. Tabii tabii. Bir de çok net yani. Biraz önce konuştuğumuz procurement'ı, yani ürün tedariğini buradan yapacak ölçüye getirebilirseniz işi. Ya mutfak tezgahı, orada countertop dedikleri şey, hani countertopçı Bentley ile gezer. Yani granit countertop var bu evde. Hani bu ilanlarda falan yazılan bir şey. Burada countertop gidin kağıthaneye, indirin bir container countertop'ı Tampa'ya, satın ondan sonra bu flip yapanlara. Mesela biz modüler bir tasarım üzerinde çalışıyoruz. Yani mikro üniteler,
300 tane modüler daire, kapılarını buradan source edelim, mutfak dolaplarını buradan source edelim, tuvaletleri source edelim ve montajı da çok uzmanlık gerektirmeyen, yani siz işte 60'a 60 dolapları veya 60'a 90 dolapları koyduğunuz zaman yan yana koy, işaretle çok hata olmasın, düz countertop, böyle L'lerle falan uğraçmayın. Amerikan musluk girsin, bağlantılar yapılsın, hayat başlasın. Hani bizdeki gibi mimara çizdireyim, oradan o gelsin, işte yeşil mermeri sevmedim, işte kalakata gel. Bize her şey var. İş onu nasıl kullandığınızla orantılı, kârlı olur. Teşekkürler. Başka soru var mıdır? Buyurun. Merhaba, ben Edirne Üniversitesi'nin akademisyenim. Avrupa Birliği temelli bir projede görev alıyorum. Onunla ilgili soru sormak istedim size. Biz farklı ülkelerde farklı araştırmacılarız. Hong Kong, Sao Paulo ve Londra ve İstanbul'daki gayrimenkulün finansallaşması üzerine bir araştırma yürütüyoruz. Sizlere şeyi sormak istiyorum. Her birine sormakta bir haksızlık olur ama sizin dışarıdan bakarak Türkiye'deki yatırım ortamını nasıl buluyorsunuz? Yani orada bir deneyim yaşıyorsunuz. Buradaki yatırım ortamını hangi anlamlarda eleştiriyorsunuz? Zor. Zor. Güzel soru. Hiçbir şey eleştirmiyoruz. Bir kere onu öğrendim. Hakan Bey. Sağ ol. Sağ ol. Ya en temel farkımız, İşte finansal yetersizliğimiz var. Finansal yetersizliğimiz olduğu için 20 yıl boyunca biz sat yapa dönmek zorunda kaldık. Yani bizim karlılıktan anladığımız, ne kadar hızlı satış olursa cebimizden para çıkmadan, cebimizde para olmasa bile para kazanabiliyorduk. Aslında esrar-ı mucizesi bu sektörün son 20 yılda bu oldu. Dünyanın her yerinde ise yapıyorsunuz ve satıyorsunuz. Paranız varsa para kazanıyorsunuz. İşte efendim benim şu kadar param varsa %10 kazandım, dolara 15 kazandımı konuşabiliyorsunuz. Paradan para kazanma üzerine kurulu dünyanın her yerinde bu sektör. Biz de tam tersi üzerine kurulu. Paranız yoksa nasıl para kazanacağınız üzerine kurulu. Bizim dilemmamızın sebebi bu. Yani yeterince bu kadar iş yapılmasına rağmen finansal yeterlilik sahibi olamamamızın da alt hepsi oluşuyor. Bunu biz dikirebilsek muazzam işler yaparız. Yani Blackstone falan bizden çok daha bu işleri iyi bildikleri için Blackstone değiller. Para bulabildikleri için Blackstone'lar. Evet. Yoksa burası hayli hayli birkaç tane Blackstone çıkarırdı. 20 yıl içinde hayli hayli çok büyük kurumlara sahip olabilir. Olamadıysak denklemi kıramıyoruz. Bilmiyorum yani hani çok kimseyi şey yapmadan en basit anlatımı bu. Yani Türkiye yatırım için kötü bir yer değil, güzel bir yer. Türkiye coğrafya olarak da çok güzel bir yer. Ve birçok farklı milletin toplanma noktası Anadolu coğrafyası. Burada yatırım yapmak çok iyi fakat finansman en önemli konu burada. Bakın gerçekten önemli konu. Bizim cebimizdeki paralar, halkın cebindeki paralar finansman değil. Finansman o halkın cebindeki parayı harcamadan önce bitmiş ürüne ulaşması. Biz onu sağlayamıyoruz. Türkiye'deki ana sorun bu. Öyle söyleyeyim ben size. Yani insanlar arabayı siz gidip fabrikaya yani daha hiçbir şey yokken verip almıyorsunuz değil mi? Ürün bitince veya televizyonu bana televizyon üret al bana diyor musunuz demiyorsunuz değil mi? Bu iş işte Türkiye'de nasıl yürüyor? İşte başında paraları vermeyle başlıyor. Normalde bir finansman yapısıyla gayrimenkullerin, evlerin, konutların, ofisin ortaya çıkması lazım. Çıkan ürünü almanız gerekiyor. Bu yapı sağlandığı zaman açıkçası Türkiye'de çok daha büyük ben yatırım kanallarının açılacağını, daha büyük yatırımcıların geleceğini, hepsinin öyle büyüyeceğine inanıyorum. Zaten bir miktar da bu yuvarlak masanın konusunun bu olmasının sebebi de aslında. Yani biz bu denklemi ülke içi piyasanın dinamikleriyle çözemedik. Çözemediğimiz için zaten portföy çeşitlendirmesi yapalım. Yurt dışından şirketleri aslında kaynak yeterliliğini sağlayalım ki artık birazcık gerçekten yap sat tarafına geçebilelim. Bütün derdimiz o. Birazcık bu konuları işleme sebebimiz bu. Bir de yabancı yatırımcı veya Türk yatırımcı için bence en önemli bariyer şeffaflık. Yani şimdi siz
bir yatırım yapmaya geliyorsunuz. Bir danışman tutuyorsunuz. Danışman size bir şeyler anlatıyor. Diyorsunuz ki bunu ben bir veriyle nasıl destekleyebilirim? Bizde o big data maalesef oluşmuyor. Şimdi bende var. Bende alışveriş merkezleriyle ilgili data var. Perakendecilerle ilgili data var. Sende inşaat maliyetleriyle ilgili data var. Zoningle ilgili data var. Şimdi diyorsunuz, açıyorsunuz yerel yönetimin zoningini, imar durumunu. İşte 18.50 gözüküyor. Ama Mehmet Bey diyor ki biz buraya diyor 42 katlı gökdelen projesi yaptık. Sizi de ortak almak istiyoruz. Şimdi nasıl 42 katlı gökdelen projesi yaptım 18.50 görünen yere? Şimdi sen benim sana nasıl yatırım yapmamı bekliyorsun? Diyorsunuz ki o da bizim uzmanlığımız. İşte o da bizim uzmanlığımız. İşte o yabancı paraya veya işte Blackstone'a giden paraya işlemiyor. Öbür konuya hiç girmek istemiyorum. Hiçbirinizin söylemek istemediğim konuya hiç girmek istemiyorum ama onun da başlığı şeffaflık zaten. Yani şeffaflık olursa finansman da gelir. O ups and downs'lar da olmaz ve yani para yönünü bulur. Yani o işte Özgür Demirtaş şey var ya, yani piyasa kimsenin gözünün yaşına bakmaz yani. Orada da return on investment'a bakın. Ben hani uzun yıllar halen de alışveriş merkezi sektöründe çalışıyoruz. Türkiye'deki işimizin %99'u onunla ilgili. Multi development Türkiye'de alışveriş merkezleri geliştirdi. Yabancı fonlara bunu sattı. Türkiye'ye bir para gelirken 100 milyon euro geliyor diyelim. Almanya'ya gitmiyor, Belçika'ya gitmiyor, Fransa'ya gitmiyor, Türkiye'ye geliyor. Niye? Çünkü gelişmekte olan ekonomide daha çok para kazanacağım diye. Adam getirdiği parayı 2 euro 2 iken kurla yatırıyor buraya. Şu anda euro 19.70. Hadi bunun AVM'sini sat da sen bunun parasını geri öde. Senin kira kontratların TL ile fixlenmiş. Kira artış oranlarında belli regülasyonlar var. Bu return on investment sonsuz. Veya turizm tesisi yapanlar için. Biz de bunu öyle görüyoruz. Ama tabii yani underdeveloped country olabilmenin veya developing country olabilmenin esma mucizesi bir güven tesis edebilmekti. Yarın öbür gün bunlar developed hale geldikleri zaman ne kadar ne kazanırsa kar diye yatırıma giriyorlar. Ama ana unsur bir developed country'de olması gereken değişmez ilkelere sahip olmanız gerektiğiydi. Bizde bütün ilkeler değişti. Turizm yatırımcılarının kaçması da, AVM yatırımcılarının kaçmasının da esas sebebi bu. Matematiğini yapıyorsunuz bir işin, bir işe yatırım yapıyorsunuz. Sizin given olarak veyahut da işte ana kabul gören bütün beklentilerinizin hepsi 10 yıl içinde mesela değişmiş. O zaman da buraya yatırım yapmanın bir mantığı kalmıyor. Belirsiz. Var mıdır başka soru salondan? Sayın Başkan? Yoksa son kapanışta bir söz verelim mi? Kapatalım. Verelim. Evet. Peki. Hakan Bey'in bir sorusu var. Hakan Bey'in var. Yok. Hakan Başkan'a sorun. Ama Hakan Bey de katılmak isterse. Peki. Katılım için çok teşekkür ediyoruz. Bizim çok keyif aldığımız bir yuvarlak masa oldu. Değerli konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın.